Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Yavaş. Boğarım. Ya casusluk yapacağım diye zaten kelle koltuktayız. Bunun da adamı şüphelendirmek için yapmadığı kalmadı. Otur. Ne bu ya? Otur kalk, otur kalk. Hayvan mı terbiye ediyorsun? Benim getirdiğim bilgiyi getirebilecek biri varsa onunla çalış. Yoksa bana adam gibi davran, ortağın gibi davran. Ne var sende? Düğün yeri. Resort Otel, 23 Mayıs saat 20. Başka ne var? Çıkardıkları davetli listesi. 120 kişi var. 125. İş dünyasından dostlar. Türkiye'nin tüm kodamanları. Nereden öğrendin? Hı? Otele gireceklerin listesi. Yemekçiler, süsler, havai fişekler. Nereden biliyorsun? Otelin planı. Sen her şeyi biliyorsun zaten. Benden ne istiyorsun o zaman? Evet, bir şey istemiyorsun. Şöyle alayım ben onu. Sakin Ali. Otelin ana binasına giremeyiz. Ama şurada bir konuk odası var. Oraya ulaşabiliriz. Buraya ulaşmamız için bir güvenlik açığına ihtiyacımız var. Cengiz bizi oraya sokacak. Diyelim ki soktum sizi oraya. Kenan'ı nasıl getireceksin oraya? Ben getirmeyeceğim. Kim getirecek? Ben mi getireceğim? Hayır. Gidin buradan. Kenan. Yaşar. Benim kapının önündeyim. Burayı oyun odası yapalım diyorum. Kurtulamıyorum bu adamdan Eşen. Daha ne yapacağım bilmiyorum. Bulacağız bir şey. Düğünü erteleyelim. İkimiz bir yere kaçalım seninle bu iş bitene kadar. Ezer'in bulamayacağı yerler var. Bakma öyle Eşen. Şu anda evlenemeyiz, çok tehlikeli. Bu iş bitene kadar erteleyelim. Kenan, evleniyoruz biz. Hani sormuştun ya bu ne demek diye. Bundan böyle yorulunca, baş edemediğin bir derdin olunca... tek başına karanlıklara çekilmene gerek yok demek. Yok mu? Hayır, yok. Böyle olunca yanıma geleceksin. Başını omzuma yaslayacaksın. Evleniyoruz biz. Artık yalnız değilsin. Tek başına yapamadığın her şeyi beraber yapacağız. Eşan. Dinlen biraz. Artık sürekli tetikte olmana gerek yok. Ben varım. Nöbeti devredebileceğim birisi var. Kapa bak gözünü. Bundan sonra her şeyle ben ilgileneceğim. Olur mu? Eşan. Artık hayatta güvendiğim tek insan sensin. Evlenmek böyle bir şey mi? Hı hı. Böyle bir şey. Eyşan. Eyşan. Ne zamandan beri? Temmuz'u buldunuz mu? Öldü mü? Daha değil. Haber bekliyorum. Niye geldin o zaman? Çünkü Temmuz yetmez. Ezel dışarı çıkar mısın? Aynı şeyleri konuşmak istemiyorum bir daha seninle. Kenan'ı da istiyorum. Laftan anlamıyor musun sen ya? Ne yapacaksan yap. Bıktım artık hepinizden. Senden de, Cengiz'den de, Kenan'dan da. O yüzden mi gidiyorsun yine? Ne yapayım?
Kenan'la olmak istemiyor musun? O yüzden boşanmadın mı? Ezel. Evet, o yüzden. İkimize de bir iyilik yap, Temmuz'u bul. Kenan'la olmak için boşanmadın mı? Kimse için boşanmadım. Kendim için boşandım. Temmuz ölünce benim de işim bitmiş olacak. Hepinizden uzak bir yere gideceğim. Var mı başka bir sorun? Kenan'la olmayacaksın mı? Ne zannediyorsun? Onunla evleneceğimi mi? Öldürmene yardım etmedim diye ona aşık olduğumu zannediyorsun? Değil misin? Bırak soru sormayı. Kenan'ı tanıyorum. Kötülük prensi hallerinin dışında adamı tanıyorum. Evet, içimde belki bir şey ona acıyor. Şefkat bile duyuyor ama onunla da aşık değil. Ben senin gibi değilim. Hain olabilirim, zalim olabilirim. Ama sadece bir tek insana aşık olabilirim. Onunla olmak istiyorsun zannettim. Başından beri kiminle beraber olmak istediğimi gayet iyi biliyorsun. O yüzden mi diyorsun? O yüzden gidiyorum. Gitme. Ne yapayım? Kal. Telefonunu al, Kenan'ı ara. Ne diyeyim ona? Buraya gelmesini söyle. Gelir, Selin'le Yüzük de gelir. Çok iyi. Onunla meşgulken telefonunu alabilir misin? Niye? Temmuz'a mesaj at, yerini öğren. Yapabilir misin? Yaparım, en iyi yaptığım şey. Evlenme teklif edince ne yapayım? Kabul et. Ne? Kabul et. Düğününüzü planla. Ne acımasız bir adamsın sen ya. Detayları bana anlat. Biz. Bizden bahsediyorum, biz. Onu en mutlu gününde kapana çekeceksin. Yapabilir misin? Allah kahretsin seni ya. Ne oldu? Sevmeyi mi unuttun? Kalbinde hiç mi sıcaklık kalmadı? Ben seni sevmeyi unutmadım. Sen beni sevmeyi unuttun mu? Ezel. Unutmadım. Dediklerimi yaparsan, Kenan'ı beraber öldürürsek. Evet. Yine seninle olmak istiyorum. Bir başkasıyla değil. Nasıl? Gerçekten mi? Evet. Başından beri onu mu kuruyordun? Evet. Hep öyleydi. Aslında her şey bir gün seninle olmak içindi. Yapamam. Bitmeden yapamam. O kapıyı açamam. Bitmeden o adam olamam. Kenan. Gelir misin, bana bir konuşalım? Ne hakkında mı? Sence ne hakkında? Ne? Kabul etti mi? Niye? Ne teklif ettin? Ne teklif ettin de kabul etti? Onunla birlikte olacağımı söyledim. Tek sözünle. Tek sözünle her şeyi kabul etti hemen, değil mi? Evet. Ah be, senin yüzünden öleceğim ha. Senin yüzünden.
Sus lan! Mırıl mırıl. Ezeler birden o karıya güvenilmez. Buradaki herkes anlamıştır bunu. Satar. Satmaz Ali abi. Abim abi deme bana, ağzını kırarım seni. Abin değilim ben senin. Bitti o iş, kes. Tamam tamam. Ezel'e bir şey yapmaz diyecektim. Ona bir şey olmasına izin vermez. Doğru söylüyorum. Ya? Bütün bunlar sona erdiğinde her şey senin olacak. İntikamını alacaksın. Eyşan'ı alacaksın. Benim elime ne geçecek? Bir doz mermi. Oral'dan. Sonrasında ne olursun bilmiyorum ama Cengiz. Bu iş bitince bu masadan en karlı sen çıkacaksın. Kurbanın en mutlu gününü seçeceksin. Her zaman girişi en kuvvetli yerden yapacaksın. Çünkü kimse en kuvvetli yerden beklemez girişinizi. Şapkalar. Bir kişi dışında. Ben hallederim. Havai fişekleri getiren arkadaşlar bunlar mı? Evet. Patlayıcı madde oğlum ha. Öyle bak geç olmaz. Ben zaten... Şapkayı çıkar geç, bitti. Hayır. Ya bırak. Ne yapacaksın? Geçmiş kontrolü yapacaksın mı? Verdikleri numaraları arayacaksın mı? Odaya çekip 2-3 tane soru soracaksın mı? Hayır efendim. Ya. O yüzden sen burada güneşin altında yanıyorsun. Ben Karayipler'de yanıyorum. Ya için rahat etmediyse git Metin Müdürünü ara ya. Siz de benle gelin bakalım. Fişek biraderler. Bir kontrol edelim sizi. Arabayı da 2 numaranın önüne çekin. Mükemmel bir suç için doğru suç ortağını seçmelisin. Kenan nasıl izin veriyor senin hala burada dolaşmana? Hala Kenan'ın adamıyım. Eyşan da çocuğumun annesi. Düğününüzün canı cehennem ama güvenliğiniz bende kalsın dedim. Akıllıca. İçeri girdiğinizde sifonun içinde... Plastik torbada susturuculu bir 9 milimetre var. Su falan almış olmasın. Başka silahımız yok. Benden buraya kadar. Gerisi sizde. Mükemmel suç ortağı kazanırsa en büyük ödülü... Ezel. Ama kaybederse en büyük cezayı alacak kişidir. Bir hata yapayım demeyin ha. Hapse girmeye razıyım. Ama çocuğum neler olduğunu bilmeyecek. Öğrenmeyecek. Bir hata yapayım demeyin. Mükemmel bir suçta kurbanın peşine sen düşmezsin. O senin yanına gelir. Şimdi... dinliyor musun beni? Ben konuşmayı bitirdikten sonra başkan sorulara geçsin. Bir şey deyince, evet.
havai fişekler patlayacak. Yalnız zamanlama çok önemli, tamam mı? Söyle bakayım neymiş? Gel. Ben seni sonra arayacağım. Kenan Bey, Eşe Hanım aradı. Küpelerini burada unutmuş. Ya. Kendisi getirebilir mi dedi. Tamam. Ezer, Cengiz benim tefomu öldürttü. Benim içim durmuyor. Ben bu herif suratına baktıkça duramıyorum. Arkadaş olalım demedim ki ben. Şu iş bitene kadar idare et. Emredersin. Ali abi. Sağ ol. Sen olmasan yapamazdım. Abi, evet. Gerçekten. Senden daha emin bir başkasına silah teslim edemezdim. Tetiği kimseye bırakmadığın için sağ ol. Kabul ettiğin için sağ ol abi. Ne demek oğlum? Ayıp ediyorsun. Geliyor. Bunların hepsini doğru yaptıysan eğer, son ders, mükemmel suç. Ezer. En son anda katilin ve kurbanın yer değiştirmesidir. Cengiz. Eyşan. Ezel Bayraktar. Alem adamsın ve selam. Gerçekten beni yenebileceğini mi düşündün? Heyşan mı? Tabii ki Heyşan. Geldi bana dedi ki... Cengiz Ezel'le birlikte kuyunu kazıyor. Bir şey yapamazdım. Bile bile lan. Bile bile. Yakaladılar beni. Bir şey yapamazdım. Öldüreceklerdi. Sen tehditle iş yapmasın Cengiz. Ne teklif ettiler sana? Ne verdiler? Soruşturma olursa deli soygunla ilgili asır altı ettiririm. O mektubu da oğlun asla görmeyecek. Gerekirse bütün postaneleri yakarım dedi. O kadar da iyi bir adamım yani. Paraya gel, paraya. Kaç para? Çok. Reddedemeyeceğim kadar çok Ali abi. Eşan. O niye yaptı? Bana geldi. Son günahımı işleyeceğim dedi. En kötüsünü. Bana yardım et. Senin yardımınla tüm geçmişimden bir nefeste kurtulacağım. Sana evet diyeceğim zaman. Artık Ezel yok, artık Ömer yok, Ali yok, Cengiz yok, hiç olmadılar. Bilmek istemiyorum, ben duymadan yap ne yapıyorsan. Ben onları hiç tanımadım, onları hiç sevmedim, hiç aşık olmadım. Kenan, düğün hediyem, senden geçmişimi tamamen silmeni istiyorum. Yapabilir misin? Yaparım tabii. Yine. Hepsi oyundu. Bizden başka kimse bilmiyor ne olduğunu, ne olacağını. Her hareketini gözlüyordum. Mükemmel bir plan yapmışsın. Gerçekten. Bundan güzel cinayet olmaz. Benim düğünümü bile bozamayacaksın. Cengiz. Hala çok geç değil. Bir şey yap Cengiz. Elinde silah var. Aynısını yaşatma bana. Baştan başlayalım. Bu ikinci şansımız.
Seni affetmemi istiyordun. Affetmemi sağla işte. Aynısını yaşatma. Cengiz. Nasıl yaptın Cengiz? Gerçekten bilmek istiyor musun? Eyşan benim olmayacaksa senin de olamazsın diye. Gerekirse 1000 defa katil olurum Ezel. Gerisini sen hallet. Abi. Ali abi. Cesedi sarın kimseye göstermeden bir yere atın. Ali abi buraya hiç gelmedi. Kamera görüntülerini de silin. Ali abi aşkım. Abi bebek var. Bebek var. Hazat'a ne derim Ali abi? Ali abi kim? Ali abi buraya hiç gelmedi Ezel. Cinayet mi işlenmiş? Kim ölmüş? Ezel bana bak. Ezel. Bana bak. Hani geçen gün aramızdaki farkı anlatmıştım. Ama bir hata olmuş. Benim ölümümü değil, kendi ölümünü bilmişsin meğer. Neden biliyor musun? Çünkü Eyşan'ın en son ne söylediğini sana anlatmadım. Anlatayım, dinler misin? Son bir şey istiyorum senden. Ezel. Ezel'i öldürme. Hala mı? Her istediğinde, parmağını şıklattığında yanına geleceğimi sandı hep. Onunla birlikte olmak için her şeyi yapabileceğimi sandı. Ona aşkım öyle büyük zannetti ki başıma ne gelirse gelsin, gel diyecek, ben de yanına gideceğim. Kukla gibi oynatacak yıllarca beni. Değil mi? Aşkın gerçek ölçüsü verdiği acıdır. Ölmeden o da hatırlasın istiyorum o acıyı. Ne istiyorsun? Evlenmemizi izlesin. Hayatlarımız birleşirken onunki sona ersin. Hadi giy ceketini, davetlim sen. Ben de gidip hazırlanayım bari. Kalk! Kalk! Bir kurban, dört katil. İlk katil, ölen adamın zengin dul karısı. En çok ondan nefret ediyoruz. En çok onu kıskanıyoruz. Sağ kolu. En az ona güveniyoruz. En çok ona çekiliyoruz. Üçüncü katil, kurbana tetiği çeken adam. En çok ondan korkuyoruz.
en iyi onu tanıyoruz. Dördüncü katil. Gelmeyecek. Biraz daha bekleyelim. Gelmeyecek Eyşan. Ali sen konuşmuşsundur. Ne diyor? Neredeymiş? Görmedim o günden sonra. En güzelini yaptı. Adam intikamını aldı, uzadı gitti. Biz bize kaldık. Biraz daha bekleyelim. 14 yıl yetmedi mi? Yetti. Neredesin lan ara ara? Eyşan, miras konusunda bir sıkıntı var mı? Mallarının devri var sırada. Her şeyin yarısı Cengiz'e devredilecek. Orada bir problem var mı? Yok, söz verdiğim gibi. Ali, Kenan sonrası herkesi toplayıp mesajı verdin mi? Senin altında çalışmayı kabul etmeyen var mı? Hallediyorum ben o tarafı. Cengiz'in kumarhanelere de yolla birini. Şu koruma işini konuşsunlar. Tamamdır. Bir adam öldürdük. Hepimiz. Türkiye'nin en güçlü adamlarından birini öldürdük. Hepimiz Okan'la kendi aramızdaki kanı temizledik. Bugünden sonra aramızda hiçbir hesap kalmadı. Anlaşıldı mı? Aramızda hiçbir hesap kalmadı. Kimse diğerinin peşine düşmeyecek Ali. Anlaşıldı mı? Ölenleri gömdük. Geri getiremeyiz Ali abi. Artık geriye bakmak yok. Ya sen? Ezel'in bizle olan hesabı kapandı mı? Bitti mi bizle işin en nihayetinde Ezel? Ben Ezel değilim. Ben Ezel değilim artık. Ezel'le işim bitti. Ömer'im ben. Sorunun cevabı bitti. Sizlerle işim bitti. Hepimizle mi? Hepinizle. Güle güle Ezel. Konuşalım mı? Can'ın görüş günleriyle ilgili ben götürüp getireyim diyorum okula. Hep. Ha. Evde neleri değiştirsem diye kuruyorsun ha? Ben de bir iki fikir vereyim mi? Öncelikle evdeki bütün mobilyaları değiştir. Yazık bu eve. Ya da her şeyi yık baştan yap. Daha güzel. Şuraya da bir havuz. Gel böyle. Gel. Cengiz. Gel. Cengiz ya. Dinlemedin daha beni. Şurası. Nasıl? Hayır. Yeni ev, yeni hayat işte. Bakmadın bile. Hayır dedim, anlamıyor musun?
Var benim bir hayatım. İstemiyorum yeni hayat falan. Ha. Ömer'le. Hı? Ömer diye biri yok Eyşan. İnandın mı sen ona? Var. Eyşan'ın Ömer'i var. Ömer öldü. Sen öldürdün. Ben öldürdüm. Ezel öldürdü. Ömer diye biri yok Eyşan. Seni sevmediğini söyledi, duydum. Sen de unut. Koskoca malikanem var, bir sürü param var. Keyfini çıkar. He? Kabul et. Sizin aşkınız bitti. Ne bu? Hiçbir zaman inanmadın aşkımıza. Ev senin olsun. Ben Ömer'i bulmaya gidiyorum. Şey ben Can'ı getirmiştim. Onu bıraktım. Şey yapıyordum. Çıkıyordum ben. İyi misin? Bulamadın mı Ezel'i? Ne olacak? Bulamazsan. Bilmiyorum. Bütün dünya mı karşı bana? Hı? Bu kadar mı kötü benimle olmak? Seninle olmak dünyanın en güzel şeyi Eyşan. Beklediğiniz adam geldi Cengiz Bey. Oturttunuz mu masaya? Evet Cengiz Bey, dediğiniz gibi. Adı neymiş? Nuri dedi. Vay! Nuri abicim hoş geldin. Tanışmıyoruz biz daha. Seni tanımayanı vuruyorlar abi. Kılıç. Maça 8. Ali abi benden rica etti. Bundan sonra Cengiz'in mekanlarına sen göz kulak ol diye. Gidip şartları konuş dedi. Onun için geldim. Kabul. Nasıl yani? Ne şart öne sürüyorsan hepsi kabul. Senin adını çok duydum. Seninle çalışmak büyük şeref. Kupa 6. Ali Bey zor adam. Uğraştırır seni demişti. Şu kerpeten yok mu? Kerpeten mahalledendir. Benim arabalarımı tamir ederdi. Oradan tanırım. Tamirci miydi? Hmm. Sonra ne oldu? İşleri bozuldu onun, ters gitti. Benim yanıma geldi, benden iş istedi. O zamanlar biliyorsun benim Kıbrıs'ta bir otelim vardı. Korumalığımı yaptı. Senin yanında mı çalıştı? Ya. Ali manyaktır, çabuk parlar. Bir gün baktım, mekanda onun yüzünden kimse kalmamış. Ne yapalım, çaresiz. Yol verdim. Bizim işlerde sinirlerine hakim olacaksın. Sokakta kır kafayı bir Ali dedim.
İşler büyümeye başlayınca saksıyı çalıştıracaksın ki kazanabilesin. Sen kazanacaksın ki yanındakiler de kazansın. Ha? Ama işin zeka tarafında Ezel'e güvenirim. Ezel ayrı. Maç az. Ezel dayının yetiştirdiği adam. Ne yapacaksınız şimdi siz? İşiniz zor. Ezel olmadan. Nasıl yani? Sana demediler mi? Vay inler. Saklıyorlar ki kimse çakıp ses çıkarmasın. Ezel gitti. Yok artık, bıraktı bu işleri. Olmaz öyle şey. Oldu bile Nuri'cim. Tamirci kerpetene kaldınız, ne diyeyim? Geçmiş olsun. Efendim? Cengiz. Bir gelmelisin. Hı? Yok abi, benim bir tanıdığın yanında olmam lazım. Gelemem. Ne oldu? Ezel. Dönmedi geri. İstemiyor. Niye gitmek istemiyorsun yarın okula? Karnım ağrıyor. Can. Anneler anlar bir kere. Doğruyu söyle bana. Kimseye söylemeyeceksin ama. Yarın Yeşim'in doğum günü. Hiçbir şey alamadım. Zaten fark etmez ki. Oğuz'un hediyesini daha çok beğenecek. Niyeymiş o? Çünkü Oğuz kaptan. Okul birincisi. Boyu da uzun. Hep onunla konuşuyor Yeşim. Seninle konuşmuyor mu? Anne, Oğuz dururken beni ne yapsın? Derslerim kötü. Her sene üst müdürün odasındayım. Boyum da kısa. Of. Bana bak bakayım. Şşş, hey. Sen çok mu seviyorsun bu Yeşim'i? O bana bakmaz ki. Gel sana bir hikaye anlatayım. Herkesin imkansız dediği, hayatta olmaz dediği bir aşk hikayesi. Anlatayım mı? Kenar mahallelerin birinde bir çocuk yaşarmış. Altın kalpli bir çocuk. Ya anne, çocuk nasılı bu? Şş, dinle. Bir gün mahalleye bir kız gelmiş. Çocuk kıza aşık olmuş ilk görüşte. Yanına gittiğinde pek konuşamazmış ama. Duvarlara ismini yazarmış kızın. Bir de nasıl oluyorsa kızın içini bir tek o görürmüş. Kimsenin göremediğini. İnsanlar bilmiyormuş ama bunu. İnanmamışlar kızın onu sevdiğine. Sevmiş mi? Bir gün çocuk elinde eski bir yüzükle gelmiş. Annesi vermiş, doğru kıza versin diye. Çocuk yüzüğü verirken yine becerememiş konuşmayı. Ama demiş ki sessizce, benim o. Bu dünyada bir tek ben. Başıma ne gelirse gelsin, hep seni seveceğim. Çünkü ben böyle bir adamım. Elimde değil, böyle sevmeyi biliyorum. Kız ne yapmış? Kız da aşık olmuş çocuğa orada. Çünkü ona inanmış. Çünkü kız en çok sessiz verilen sözlere inanırmış. O da demiş ki ona. Sessizce. Sessizce. Sensin o demiş. Bu dünyada başıma ne gelirse gelsin. Hep seni seveceğim. Ben de biliyorum öyle sevmeyi. Ama inanmamışlar.
imkansız demişler. Onlar da her defasında demiş ki imkansız aşk diye bir şey yoktur. Evlenmişler mi? Hayır. Kız çocuğa çok büyük kötülükler yapmış. Çocuk hapse düşmüş. Kız da başkasıyla evlenmiş. Olmaz. Bitmedi. Adam yıllar sonra intikam almak için geri dönmüş. Kızı öyle acılar yaşatmış ki. Olmaz ama, yapmasın. Sonunda bir sürü kayıp vermişler. Her şey kirlenmiş, eskimiş. Her şeyi unutmuşlar. Hayır. Ama bir şeyi unutmamışlar. İmkansız aşk diye bir şey yoktur. Onlar her ne olursa olsun hep birbirlerini sevecekler. Kavuştular mı peki? Hayır canım. Ama kavuşacaklar. Niye biliyor musun? Niye? Çünkü onların bir çocukları var. Hadi be. Evet. O çocuk kavuşturacak onları. Gitmedin aslında değil mi kanka? Hiç bırakmadın eşini. Cengiz. Bunları topladım oradan buradan. Belki ihtiyacın olur. İstersen bir iki gün daha kalayım. Yok, gayet iyiyim. Gerek yok. Cengiz. Sağ ol. Kapa sen. Aşkın hatırası öyle güzeldir ki, sevdiğimizi artık göremeyince kendimizi unutacağımızdan korkarız. Bunların yarısı var onda. Öbür yarısıyla da oynamaz zaten. Takip mi ettiriyorsun beni? Hayır, bizzat. Oyuncakçı da ne tatlıydın öyle. Ağız da açılmış böyle. Eski bızdık Ömer bizim. Canı istiyorum. Fark ettim. Benim oğlum o. Benim oğlum gibi büyüyecek. Hayır dersen? Bir tutam saçım yeter. Kendi kanım yeter. O da olmazsa senin yazdığın mektup bütün gerçeği açıklar. Her şeyi hazırlamışsın. Babasıyım ben onun. Parçam o benim. Seni Ömer yapacak son parça. Hı? Son şansın. Benim gibi büyüyecek. Senin gibi değil. Benim gibi bir adam olacak. Senin gibi bir adam derken Ömer gibi bir adam. Evet. Ezel gibi değil yani.
Derdin de o zaten. Çok sevdiğinden değil. Ömer gibi olsun da sana Ömer olduğunu kanıtlasın diye. Ezel, görmüyor musun oğlum? Oğluna babalık yapacağın zaman çoktan geçti, bir daha da geri gelmeyecek. Aynı Ömer gibi. Beni engellemek için yapabileceğin hiçbir şey yok Cengiz. Oğlumla beraber yaşayacağız. Burada yaşayacağız. Annemlere yakın. Ailece. Beraber ders çalışacağız burada. Baba oğul olacağız. Baba oğul. Nasıl olacak o? Ha? Bu odayı maviye boyadın diye mi? Ha? Yanlış boy kıyafetler aldın diye mi? Kitaptan çocuk nasıl yetiştirilir okudun diye mi? Resimlerle de anlatıyor mu? Bakıp öğrendin mi iyice? Ha? Zamanla hepsini öğreneceğim. Merak etme sen. Şu odaya baksana bir Ezel. Sen hayal mi kuruyorsun? Can bu odaya bakar bakmaz ne diyecek sen biliyor musun? Ben biliyorum. Odayı sarıya boyayalım baba diyecek. Şu posterler. Şu posterlere bak diyecek. Ben büyüdüm hala çocuk muyum diyecek. Ekose çorap asla giyilmeyecek. Çünkü o hep düz çorap giyer. Masayı gayet güzel hazırlamışsın ama orada asla oturmaz. Çünkü Can mutfakta çalışır. Oğlum odasında bilgisayar yasak Ezel. Oğlum şu oyuncaklarla 5 yıl önce oynuyordu. Artık kızlarla takılıyor. Hoşlandığı bir kız var. Arada benden tüyo istiyor. Oğlum. Benim oğlum. Başına 2 yastık almadan 5 yaşından beri uyumuyor. Geceleri alerjisi var, o tutuyor. Kes. Aslında senin kim olduğunu öğrenince yüzüne bile bakmak istemeyecek. Aslında hiçbir şey bilmiyorsun. İstersen benim dünyanın en büyük katili olduğumu söyle. Ben ona çok iyi bir babayım Ezel. Senin olamayacağın kadar. Can buraya girdiğinde ne yapacak zannediyorsun? Ha? Şöyle bir bakacak. Utanacak yeni babasından. Sonra koşa koşa bana kaçacak. Yine alacağım yanıma. Bir daha kaçsın, bir daha alacağım. Ne zamana kadar? Kaçmayana kadar. Yani senden nefret etene kadar. Taptığı babasını gözünde yıktın diye. Annesinden nefret ettirdin diye. Kendin için onun hayatını mahvettin diye. Niye Ezel ha? Niye? Sırf şu eksik, aptal, çirkin odaya sok diye mi? Oğlumdan vazgeçmem Cengiz. İhtiyacı var bana onun. Yapma be Ezel. Senin ona var. Var. Evet, benim de oğluma ihtiyacım var. Zorla babası olamazsın. Vazgeçmem. Oğlumdan vazgeçmem. Şu odaya bir bak Ezel. Bir bak şu odaya. Ne kadar istesen de bu Can'ın odası değil. Hiçbir zamanda olmayacak. Savaşırım. En başından. Oğlun gitti. Geri alamazsın. Canı istiyorsan benim sana yardım etmem gerek. Ben seni ona ısındırmadan, kendi elimle yavaşça sana teslim etmeden onu kendi oğlun yapamazsın. Kes şunu Cengiz. Niye? Niye yapasın öyle bir şey? Evet, niye? Benim Can'ı ne kadar çok sevdiğimi biliyor musun sen? Biliyorum. Ne yazık ki biliyorum. Niye kendi oğlumdan vazgeçeyim değil mi? Çünkü bu hayatta ondan da çok sevdiğim biri var. Eyşan. Eyşan. Onu geri almak için yaparım. Oğlumu veririm. Yaparım Ezel. Oğlumun karşılığında? Eyşan'la buluş. Ona öyle şeyler söyle ki senle olması artık mümkün olmasın. Ona öyle şeyler yap ki, öyle bir şey bul ki artık
bir araya gelmeniz imkansız olsun. Ona öyle şeyler söyle ki Ömer'le Eyşan aşkı sonunda bitsin. Yapabilir misin? Can için Eyşan'ı kendi ellerinle bana verebilir misiniz ha? Yapabilir misin? Nasıl? Eyşan'ın anlattığı bir hikaye var aklımda. Anlatayım mı? Arkadaşlar, kendi ürünlerimizi kendi medyamızda nasıl daha iyi pazarlarız? Asıl derdimiz bu. Rakamları daha da yükseltmek imkansız diyen var mı? Kenan Bey'in çok güzel bir lafı vardı. İmkansız diye bir şey... Alo? Cengiz, bir bana gelir misin? Geliyorum. Sonunda kötülerin bile kazandığı, prensesin kötü adama aşık olduğu, mutlu sonlara inanır mısınız? Cengiz, bir konuşmamız gerek. Siz? Cengiz, biz Can'la... Ben artık inanmam. Ben artık inanmam. Ben artık... Hayır! Yoksa... hak ettiğimiz sonumu buluyoruz. Olmadı!
Tarkan Bey. Ben Cengiz Atay. Şenan Birkan tavsiye etti sizi. Bir arkadaşım için bir hayat sigortası istiyorum. Cengiz Bey. Buyurun. Ezel Bayraktar. Cengiz Bey, öncelikle başınız sağ olsun. Kenan Bey benim de abim gibiydi. Ezel Bayraktar. Tamam. Bu ay içinde size hemen bir sözleşme çıkaralım. Hemen. Hemen istiyorum. Tabii. Bizim işimiz sizi memnun etmek. Bu arada bizim sözleşmelerimize aşinasınız değil mi? Hayat sigortası. Bu hayvanı öldürmek... Sakın sakın bu lafı ağzınıza almayın. Çünkü bizim işimiz hayatla. Ama insanın başına neler geleceğini bilemeyiz. Herkes kazaya uğrayabilir. Nasıl bir kaza? Vallahi Allah'ın işi belli olmaz ki. Çok tesadüfi görünen bir şey aslında titiz bir planın eseridir. Mesela yolda yürürken sarhoş bir sürücü size çarpabilir. Sigaranız yanıkken uyuyakalabilirsiniz. Ya daha geçenlerde bir müşterimiz, Allah korusun, bozuk bir asansör kabininin boşluğuna ayağa takılıp düşmüş. Ya sapasağlam insanlar bir anda nefesleri daralıp herkesin içinde pat diye düşüp ölebiliyorlar. Kalp krizi. Arkadaşım şanslıdır çok. Çok kazadan kurtulmuşluğu vardır bugüne kadar. Cengiz Bey, bu iş bana ailemden kaldı. Babamın dediği bir laf vardır. İnsan herkesle savaşıp kazanabilir. Azrail hariç. Çünkü görmediğin kazadan kurtulamazsın. Madem o kadar iyisiniz ailecek Tarkan Bey, bu sözleşmeyi bana satmadan önce Azrail'in gücüne bir ikna edin beni. Tamam o zaman Cengiz Bey. Arayacağım sizi. Artık her an bir kötülük olacak diye beklersin. İçinden bir his. En çok istediğin şeyin son anda elinden gideceğini fısıldar. Cengiz Bey, bir adres vereceğim. Orada bekliyorum sizi. Sebep? Beni ikna etmediniz mi? Bir sunum yapacağım size. Ortopedik mi bu? Tabii efendim. Hatta yeni çıkan teknoloji. Ne yapıyorsun? Denemeden almam. Herkes bakıyor, kalk. Gel buraya gel. Biz bakalım, size haber veririz. Tamam efendim. Nereden geliyor bu neşe? Bir dakika. Ne dediler? Kabul mü ettiler yoksa? Babam da ailede kapı dışarı etti beni. Ya haklılar. Ne yapıyorsun ya? Şaka mı yapıyorsun? Yoo. Niye istesinler? Kimse istemez ki bizim beraber olmamızı. Oyun mu oynuyorsun? Ne yapıyorsun? Senle benden başka kimse anlayamaz aramızdakileri. Hiçbir zaman da anlayamayacaklar. Elişan. Anlamalarını falan istemiyorum zaten. Tek yapmaları gereken şey hatırlamak. Neyi? Beni. Beni sevdiklerini. O kudurmuş eli can dostum benim. Hatırlayacak. Bana arkasını dönen adam babam benim. Bana öldü diyen kadın annem. Hatırlayacaklar. Sonra ellerini açacaklar. İkimizi de kucaklayacaklar. Eminim. Eminim öyle olacak. Nasıl unutmuşum ben Ömer'i ya? Umutlanmaktan hiç korkmaz. Nasıl unutmuşum?
Senin yanındayken hayal kurabilirim. Ümit edebilirim. Korkmama gerek yok. Her şey güzel olacak. Bu yatağı alalım. Eyşan varken olmaz. Yeni evlerini kuruyorlar. Mobilya mağazalarının en çok o tarafını beğeniyorum. Bir sürü yeni evli genç çift hayatlarının baharındalar. Her şeyin yolunda gideceğine inanıyorlar. Öyle değil mi? Ne ters gidebilir ki? Nasıl bir aksilik aniden karşılarına çıkabilir? İnsanların kafalarında hiçbir tasa yok, gelecek hayalleri kuruyorlar. Sen dalga mı geçiyorsun benimle? Ne bu şimdi sosyal bilgiler dersin be, aptal mısın? Böyle mi ikna edeceğim beni? Evet. Niye kızıyorsunuz ki? Bir şey anlatmaya çalışıyorum. Kime, ne zaman, ne olacağını bilemeyiz diyorum. Manyak herif. Yavaş arkadaşlar. Yavaş. Duvara dikkat. Duvara dikkat. Abajurlar. Bolca ama bu değil. Evet. Baba koltuğu. Baba koltuğu isterim Eşen. Belki bu tam değil ama baba koltuğu. Masa. Bir de bu masaya bakalım. Dikkat! Eşen! Ambulans çağırın. Arıyorum ben, arıyorum ben, arıyorum. Çabuk ol. Kaladın. Sevinç Aracı, 28 yaşında. Ater Mobilya'da tezgahtarlık yapıyor. 8 yaşında bir kaza geçirmiş. Bacağında platin çiviler var. Rahat hareket edemiyor. Güzel sunumdu. Alıyorum. Ama başlamadan önce benden haber bekle. Bir küçük işim var. İyi günler. Ben Cengiz Atay, Can'ın babasıyım. Can'a söyler misiniz lütfen bugün dersten sonra servise binmesin? Ben okula geleceğim onu almaya. Teşekkür ederim.